Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Yayınları 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı EKOK konusuyla gençler dersimize devam ediyoruz. Gençler, konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, öncelikle bilgilenelim kısmındaki bilgimizi okuyalım. İki doğal sayının ortak katlarından en küçüğünü, bu sayıların en küçük ortak katı yani EKOK diyoruz gençler. A ve B iki doğal sayı olmak üzere bu sayıların en küçük ortak katı büyük harflerle EKOK AB şeklinde ifade edilir diyoruz. Okurken de gençler AB'nin EKOK şeklinde okuma yapıyoruz. İlk etkinliğimizde gençler sayfa 20'deki ilk etkinlikte aşağıdaki sayı çiftlerinin en küçük ortak katını yani EKOK değerlerini bulunuz diyor. Gençler verilen sayıları ayrıca yazıyorum. 15'te 25 yazdık. Bölen listesinden faydalanacağım için şöyle çizgimizi yanına çekiyorum. Evet, en küçük asal sayıya bölünüyorsa gençler, en küçük asal sayıdan yoksa evet ikinci asal sayıdan başlayacağız. 15'te 25 2'ye bölünmez. Hadi 3'e bölerek başlıyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 25 bölünmez. Tekrar gençler, 5'te 25 5'e bölünür. 1 5 5'e böldük 1'dir. Gençler buradaki sayıların çarpımı evet bize 15 ile 25'in EKOK'unu verecek. Böyle 15 ve 25 küçük harflerle EKOK şeklinde de yazabilirim. Evet 3 çarpı 5'in karesi demektir gençler. 3 çarpı 25'ten evet iki sayının EKOK değeri 75'e eşittir diyelim. Evet 4 ile 36'nın EKOK'unu gençler şöyle 4 ile 36'yı yazdım. Ben listesinden faydalanacağız. Evet 2'den başlayarak bölüyorum. 36'yı 2'ye bölersem 18. Tekrar 2'ye bölüyorum gençler. 1, 9. 9'u 2'ye bölüyorum. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Buradaki sayıların çarpımı 4 ile 36'nın en küçük ortak katını verecek diyoruz. O halde 2'nin karesi çarpı 3'ün karesinden. Evet 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. 4 kere 9. EKOK değeri 36 olur diyorum. 9 ile 14'ün EKOK'unu şöyle gençler yine çizgimizi çekelim. Evet 2'den başlayarak bölersek 9 2'ye bölünmez. Aynen yazdım. 14'ü 2'ye böldüm 7. 9 3'e bölünür gençler 3. 7 bölünmez. 3'e böldüm 1. 7. 7'ye böldük 1'dir. O halde buradaki sayıların çarpımı evet, bu sefer de büyük harfle gösterelim. EKOK 9 ve 14 diyorum gençler. Evet, 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 7'den. Evet, 3'ün karesi 9. 9 kere 7 63. 63'ü 2 ile çarparsak 26 olur. Evet, 9 ile 14'ün EKOK değeri diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Ve bir sonraki etkinliğimize bakalım. Sayfa gençler 21'deki etkinliğimizde 12 ile 60 sayıların en küçük ortak katını bulunuz diyor. İşte 12 ile 60'ı evet, yine bölen listesinden faydalanarak 2'den başlayarak bölüyorum. 12'yi 2'ye böldüm. 6, 60'ı 2'ye böldüm. 30. Tekrar 2'ye böldük gençler. 3, 15. 3'e böldüm. Evet 1, 5. 5'e böldük 1'dir. Bakın buradaki sayıların çarpımı 12 ile 60'ın EKOK'unu verecek. Karesi çarpı 3 çarpı 5'ten 2'nin karesi 4'tü. 4 çarpı 3 çarpı 5. 4 kere 3 12. 12 ile 5 çarparsak 60 olur. Evet 12 ile 60'ın EKOK'u. Gençler şu bilgimizi de okuyalım. Bakın bunu da çokça kullanacağız. Birbirinin katı olan 2 veya daha fazla doğal sayının en küçük ortak katı sayılardan büyük olanı eşittir. Gençler bakın burada 60 12'nin tam katıdır. Evet 60 gençler 12'nin 5 katı. O halde EKOK değeri buradan 60'a eşittir deriz. İstersek arkadaşlar bu kuralı kullanarak 12 ile 60'ın EKOK'unun direkt olarak 60'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet bir sonraki sayfamızda gençler sayfa 22'deki etkinliğimize geçelim. Evet
gençler, sayfa 22'deki sorumuzu okuduğumuz zaman bir Kore'deki kitap sayısının 100'den fazla olduğu bilinmektedir. Kore'deki kitaplar 6'şarlı ve 8'erli ayrıldığında her seferinde 5 kitap arttığına göre Kore'de en az kaç kitap olduğunu bulunuz diyor. Gençler burada 5 kitap eksik olsaydı, 5 eksik olsaydı 6'şarlı ve 8'erli ayrıldığına göre gençler, yani 6'şar ve 8'erli gruplara paylaştırılabildiğine göre demek ki 6 ile 8'in katı olacaktı. Ama 5 kitap eksik değil gençler. Bakın bunu sonunda üzerine eklemeyi unutmayacağız. Öncelikle gençler 6 ile 8'in ek okunu bulalım. 2'ye böldüm. 3, 4. 2'ye böldüm. 2, 3 bölünmez. 2'ye böldüm. 1, 3. 3'e böldüm. 1'dir. 6 ile 8'in ek oku. 2 üstü 3 çarpı 3'ten gençler 24'tür. Kitap sayısı gençler 100'den fazla olduğuna göre 24'ün katlarını düşüneceğim. 24, 48, 72, 96, 120 şeklinde devam ediyor. Gençler 5 eklediğim zaman evet 100'den fazla şartını sağlaması gerekiyor. Gençler bakın 96'nın üzerine 5 eklersem 101 kitap olur ve 100'den fazla olduğu için sorumuzun yanıtı 101'dir diyoruz. Eğer 5 eklediğim zaman 100'den fazla olmasaydı o halde 120'yi değerlendirerek sorumuzun yanıtını bulmaya çalışacaktık diyoruz. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki sayfamızdaki sorumuza bakalım. Evet gençler sayfa 23'teki sorumuza bakıyoruz. Bir limandaki iki gemiden biri 20, 25 günde bir sefere çıkmaktadır. Gemilerin limandan aynı anda sefere çıktıktan en az kaç gün sonra birlikte sefere çıkacaklarını bulunuz diyor. Gençler birisi her 20 günde, diğeri her 25 günde beraber çıkıyorsa, tekrar sefere çıkıyorsa 20 ile 25'in katında tekrar birlikte sefere çıkarlar diyoruz. Yani 20 ile 25'in ek okunu bulmamız gerekir. Ortak katını 2'den başlayarak bulmaya çalışalım. 2'ye böldüm 10, 25 bölünmez. 2'ye böldüm 5, 5'e aynen yazdım. 5'e böldüm 1, 5, 5'e böldük 1'dir. Bakın bu sayıların çarpımı 20 ile 25'in en küçük ortak katını verecek diyorum. 2 tane 2'miz var. 2'nin çarpı 5'in karesi 4 çarpı 25'ten 100 günde tekrar gençler birlikte sefere çıkarlar diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet arkadaşlar sayfa 24'teki evet, asal çarpanların çarpmış şeklinde verilen gençler iki sayımız var. Bakın ek ok değeri hesap edilmiş. Ek ok AB gençler 2 üstü 6, 5 üstü 6 ve 23 üstü 4 olduğuna göre x artı y'nin değerini bulunuz diyor. Gerçi asal çarpanların çarpmış şeklinde verildiği zaman ek ok değerini bulurken ortak sayılardan, tabana ortak olan sayılardan kuvveti büyük olanları alacağız. A'yı aynen yazıyorum. Çarpı 23 üstü x. B'yi de altına yazalım. Çarpı 5 üstü y. Dikkat edersek bakın 2 üstü 6 alınmış. Zaten burada tabana eşitken kuvveti büyük olan 2 üstü 6'dır. Bunun alınması gerekiyordu. Burada bir sıkıntı yok gençler. 2 üstü 6'yı aldık. Daha sonra gençler bakın burada 5 üstü 6 var. Burada da 5 üstü y olduğuna göre yukarıda 5 tabanında bir sayı yok. Buradan 5 üstü y'nin 5 üstü 6'ya eşit olması gerekiyor. Tabanlar eşitken y de buradan 6'dır. 23'ün gençler x kuvveti. Burada da 23 üzeri 4 var. O halde 23 üstü x 23 üstü 4'e eşitse tabanlar eşit olduğu için kuvvetler eşittir diyor. X'in değeri 4'tür. Ben bu ikisinin toplamını istedim. 4 artı 6'dan evet, ikisinin toplamı ona eşittir diyoruz sorumuzun yanıtına. Evet gençler. Bu soruyla arkadaşlar dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki sorumuz dersimizde uygulayalım sorularıyla beraber gençler dersimizi işleyeceğiz. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdiden hoşça kalın diyorum.